Reklamların ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Kent ve Ekonomi canlı yayınında Manisa Televizyonu'nda Türk Kızılay'ı İzmir Konak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Şanlı ile sohbetimiz de devam ediyor. Ömür Bey, sosyal marketler demiştiniz. Evet. Ben Kızılay'ın sosyal marketleriyle ilgili birkaç tabii şöyle kabaca bilgiye sahibim ama ayrıntılarını sizden dinlemek istiyorum. Özellikle bu marketlerin içeriğinde neler var, nerelerde bulunuyor, bu hizmetleri halkımıza hangi kanallar aracılığıyla ulaştırıyor? Evet. Bu konuda belediyelerle, yerel yönetimlerle bir işbirliğiniz var mı? Şimdi ilk işbirliğimizi Çiğli Belediye Başkanımızla, Utku Gümrükçü'yle. Teşekkür ediyorum gerçekten duyarlılığında. Kendisiyle görüştüğümde böyle bir projemiz olduğunu hemen heyecanlandı. Neden yapmayalım dedi. Anlattım. Dedim ki yani bir en azından Çiğli'de şu anda mesela Kızılay'ın bir şubesi yok. En azından orada sosyal market yaptığımız zaman Kızılay'ın bir eli kolu gibi olacak aynen, orada. Aynen. Hem evet. Oradaki ihtiyaçlı olan ailelere daha hızlı yetişeceğiz, ulaşacağız. Hem de güzel bir sosyal faaliyet olmuş olacak dedim. Tamam dedi. Ne yapabiliriz dedi. Anlattım. Dedim ki yani sosyal marketler şu şekilde oluyor. Biz bir yer veriyorsunuz. Burayı biz hem Çiğli Belediye hem Konak Kızılay olarak tabelasını yapıyoruz. İçini bir mağaza gibi düşünün. Bir de ben şunları... Yani reyonlar var. Orada ihtiyaca göre tabii gıda ürünü olabilir, tekstil ürünü olabilir değil mi? Mağazayı düşünün, evet. Aynı onun gibi. Evet. Bir de şundan dolayı da düşünün. Yani en azından ailelere, yani ihtiyaçlı olan ailelere götürdüğünüzde ihtiyaçlı olduğunu o konu komşusundan da fazla şey yapmamak hem de çocuklarına ya bak ben de bir şey alıyorum. Bir şeyi hissi yaşatabilmek. Çünkü bizim bir de birebir o ihtiyaçla örtüşmeyebilir. Orada aynen. Gelip seçecek mesela. Aynen. Bir kıyafet alırsa bedenine uygununu seçecek. Şimdi bizim mağazamız bildiğiniz bir sosyal marketimiz. Bir mağaza şeklinde evet. Zaten. Evet. Ondan sonra giriyorsunuz içeride. Ayakkabı ihtiyacınız mı var? Bot ihtiyacınız mı var? Mont reyonlarımız var. Evet. Sıfır hepsi. Evet. Çok güzel. Çocuk bölümümüz var. Hiç kullanılmamış tabii ürünler. Onu da vurgulayalım da. Aynen. Evet. Sıfır. Hiç evet. Kullanılmamış. Evet. Çocuk reyonunuz var. Çocuğunuz varsa geliyorsunuz. Çocuğunuz işte ayakkabıysa ayakkabısını, montsa montunu, diğer giysilerini alıyorsunuz. Peki bunun için bir şey ibraz etmeleri gerekiyor mu? Bu şimdi biz destekten tabii ki, yararlanmak için öyle tabii diyeyim. Ki oradaki kaymakamlığımıza ve işte belediyemize başvuruyorlar. Hı hı. İhtiyaçlı olduğunu onlar tespit ettikten sonra bize onlar evet. Veriyorlar. Biz onlara tabii. Bir kart veriyoruz. Evet. O karttan çok güzel. En azından ihtiyaç sahibine gittiğini ihtiyaç sahibi. Aynen yani. Doğrulatmak amacıyla soruyorum çünkü. Buna. Evet. Ondan sonra aile o kartla verdikten sonra çocuğunu alıyor. Ailede kaç kişi varsa onlar gidiyorlar. Oradan kışın kışlıklarını yazında yazdıklarını şu alıyorlar. Deprem zamanında bile biliyorsunuz evet. AFAD'ın dağıttığı battaniyeleri alıp satan mı görmedik. Ayranları götürüp marketinde dükkanında satan mı görmedik. Evet. Kiralara fahiş zamlar yaparak insanların acıları üzerinden, mağduriyetleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar mı görmedik? Yani bütün bunlar bizim gerçekten insanlara dönük umutlarımızı biraz örseliyor ama işte onun için sordum. En azından şu ihtiyaçların gerçek yere gitmesi lazım. Görmemiz aynen, lazım. Bir de şöyle bir şey düşündük. Dedik ki en azından gıda olarak da işte pirinci, bakliyatları en çok temel dayanıklı ihtiyaçları olan evet. Onlar da aynı şekilde olacak. Ayçiçek yağından işte şekerinden tuzuna kadar, makarnasına kadar ne olacak? O ihtiyaçlı aileler en azından mutfağının da oradan temin edecek. Böyle bir projemizi başlattık. Önümüzdeki ay şu an bitme aşamasında ilk Çiğli'de açacağız. Geçen hafta da çarşamba günü Konak Belediye Başkanımız Sayın Abdülbatur'la aynı şekilde bir protokol yaptık. Daha sonra işte aynı şekilde Karabağlar Belediye Başkanımız, o da şu anda bir yer bakıyor, o da dedi ki böyle bir projeye biz de katkı koymak isteriz. Bunu işte Buca, Menderes, değişik bölgelerimizde hem belediye hem Kızılay beraber orada evet. Sosyal marketlerimizi yapacağız. Aynı zamanda benim diğer bir hayalim de, onu da şimdi bakıyorum, mobil olarak bir araç alıp köy, ulaşamadığımız o köyler biliyorsunuz. Artık mahalle oldu. Büyükşehir yasasıyla de, oralara gitmek. Aynen oralara. Yani onların yanına gitmek. Aynen biz evet. Direkt işte bizim mobil aracımız olacak, mobil giysi aracımız olacak. Evet, çok güzel. Tespit ettiğimiz o bölgenin köylerine gidecek, aileler orada mobil aracımıza binecek, bakacaklar hangisi uygunsa, hangi bedenlerine vesaire, onlar da onları en azından oralara da bu şekilde ulaşmış olacağız. Onun haricinde işte köy okullarının badana boyasından tutun, işte kırtasiye yardımına. Fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak. Birçok şeylerini doğru. Tespit o kadar çok yapılacak iş var ki aslında böyle bakımda. Aynen ülkemize. Ben projeyi seviyorum. Evet. Ya ben biraz da insanların derdini kendi derdimin önüne koyan bir insanım. Yani ben her makamda bugün. Zaten yani, başka türlü bu aynen. işi yapamazsınız. Başka
Şimdi ben hep onu söylüyorum. Ben vatansız büyüdüm. İşte Türk bayrağını çizemeden bu ülkenin özlemiyle büyüdüm. Doğru. Sonuçta bu ülkeye geldikten sonra dedim ki ya ben bu ülkeye katkım nasıl olabilir? Sonuçta bu ülke bize sahip çıktı. Beni alıp bu ülkeye getirdikten sonra ben de dedim ki ne yapabilirim? Borcumu nasıl ödeyebilirim? Borcumu nasıl ödeyebilirim bu ülkeye? Şu anda hep insanların derdini inanın kendi derdimin önünde görüyorum. Mutlaka. Yani. Onlarla dertleniyorum. Yani bu şekilde proje üretebiliyorum. O sıkıntılı süreçleri yaşadım. Şimdi bakın mesela beni en çok duygulandıranlardan bir olay da biz işte normal zamanlarda ihtiyaçlı olan ailelere yardım yapmışız. İşte ben birçoğuna yardım yaptım. İlk arayanlar da onlar oldu. Değil mi? Başkanım ilk koşanlar, yardıma koşanlar. İşte kimi gönüllü olmak istedi, kimi... İşte başkanım, bu da Türk milletinin aslında kadir şinaslığını gösteriyor, refabileliğini gösteriyor. Beni duygulandıran bir olay da buydu. Demek ki biz doğru bir şey yapıyoruz. Size bir de çok güzel mektuplar geliyor, çok duygulu mektuplar. Çok güzel, aynen. Arayanlar işte başkanım sizde bir şey var mı, ailenizde var mı, geçmiş olsun. Yani dedim ki ya çünkü şu ben hep şunu söylüyorum, dualı bir... Şu Kızılay'ın var ya şu forması, o ceket, şey, o üniforma. Dualadı. Çünkü biz hayır dua alıyoruz. Tabii, kutsanmış olduğunu benim için en büyük şey o zaten. Evet. Hayır dua insanlara. O ceketin cebinde zeytin buldunuz mu? Buluyorum. Özellikle onun güzel bir öyküsü var. Sevgili seyircilerimiz de bilsin. Aynen. Çünkü Ayda Bebek'le hani hepimiz çok duygulandık ya biliyorsunuz. Aynen. Hani ben anlattım. Aynen. Benim de canlı yayınıma denk geldi. Hayatımın en zor canlı yayınıydı. Yani hıçkırarak ağladım o çıkarılış anında. Siz de o sırada çok duygulandıran bir olay. Aynen. Olmuş. Şimdi şöyle ben tabii ki takım değişik şeyimiz var. Bir gün giydiğimizi sonraki gün bırakıyorum. Eşim temizliyor vesaire yapıp öbür takımımı giyiyorum. Oradaki Covid'den dolayı da. Önleme başladı. Şimdi ilk üç gün zaten eşim ve ailemden uzak olduk. O bölgedeydik. Sonra ben eve gittikten sonra sabah kalktım işte normal bir şekilde giyindim çıktım şöyle evimi attıktan sonra bir peçeteye sarılmış işte zeytin filan dedim Allah Allah bu ne iş? Nereden gelmiş? Nereden gelmiş? Evet. Ondan sonra bir iki saat sonra eşimi aradım dedim bu ne? Dedi ya dedi sen geç geliyorsun dedi biz uyuyoruz. Diğer ceketini her yıkadığımda sabah dedi kızın dedi ilk günkü. Babam da hani orada aç kalmasın. Adı ne kızınızın? Denizada. 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 Allah bağışlasın. Selamlarımızı gönderelim. 4 yaşında burada. Denizada. 4 yaşında, ama babam, 4 yaşında bir çocuğun kalbinden yani, çok daha büyük bir kalbi varmış. Dedi babam da orada aç kalmasın. Ona da o kumanya kendi gözünde bir şeyler hazırlıyormuş. Sizin öyle. Kızılayınız da Denizada olmuş. Size lojistik destek vermiş. Aynen. Sağ olsun her sabah bir fiil hala daha devam ediyor yani. Sabah şöyle baktığımda. Artık alıştınız. Yani düşünmesi. Cebi yokluyorsunuzdur. Annesi Ayda Bebek'in ambulans şeyini göstermiş. Hani şeyinde. Orada da köfte ekmek istediğini biliyorsun söylemişti. Beni aradı. Baba dedi oradaki kardeşlerime dedi köfte ekmek yaptırır mısın bakalım. Dedi. Maşallah. Kaç kişiyse dedi. Kendi de istiyor bak şimdi. Evet. Tamam kızım dedim. Hatta biz mangallar falan yaptık. Köfte ekmek oradaki doğru, çocuklara doğru. dağıttık. Doğru. Onu da şeyini yaptık. Evet, evet. Yani duyarlı olması beni tabii ki ayrı bir duygulandırıyor. Dedim ki babasına çekmiş. Bunun da dertleriyle dertlenme benim olduğu i̇şte gibi. İşte öyle nesillere çok ihtiyacımız aynen, var. Aynen. Aynen. Kızılay, evet. Küçük Kızılay gönülcümüz oldu o da. Çok güzel. Peki büyük Kızılay gönülleri nasıl oluyorlar? Yani kriteri nedir? Ben mesela işte dediğim gibi vaktim var, zamanım var. Abi Kızılay için nasıl destekler? Nasıl gönüllü olabilir? Bizim Kızılay sitelerimize girdiğinizde zaten orada gönüllü olmak istiyorsanız orada dolduruyorsunuz. Bir formumuz var. Daha evet, sonra onu biz sizi davet ediyoruz. Evet. Şartları tabii ki onlar birçok şeyi var. Aşama güvenlik aşaması vesaire. Ondan sonra davet ediyoruz. O aşamalardan sonra biz bundan sonra işte dediğim gibi en azından ilk yardımı da öğreteceğiz. Ve hepsinin de bir fiil kartından tutun işte Kızılay gönüllüsü yeleğine kadar vereceğiz. Allah korusun bir deprem olduğunda anında hazır olanlar bir anda onlar daha eğitilmiş bireyler olacaklar. Evet. Biz bunun haricinde bizim gençlik ve kadın kollarımız da var şu anda. Onlar da oluşturuluyor. Gençlik ve kadın kollarımız da aynı şekilde bizlerle beraber çalışacaklar. Onlar da sahada olacak. Ben mesela ilk yönetime geldiğimizde arkadaşlarım dedi ki ya hepimiz burada fazla oturmayalım. En azından mesaimizi farklı bölgelerde harcayalım. Çünkü birçok şeyi de şunu da tespit ettik. Yani ihtiyacı olan insan bizi bulamayabiliyor, ulaşamayabiliyor. Elbette. İşte zaten ihtiyaçtı. Çok istemez yoktur. De Türk. Yani gerçek biraz ihtiyaç sahibi Türk insanı biliyorsunuz yani, daha kanaatkar olur. Yani aynen. Çok talep de etmez. Ya zaten Allah şükür her şeyin vardı der değil mi? Bir de o eksiği var yani şeyde. Dedim ki en azından biz bulalım onları. Farklı bölgeler çalışan arkadaşlarımız, kurumun personellerimiz de var mesela. Onlara dedim ki ya
her gün burada fazla oturmamıza şey yok. Zaten telefonlarımıza bakanımız var vesaire. En azından sahaya daha çok sahada olalım. Sahada evet. Daha fazla kişiye ulaşalım. Daha fazla kişiye ulaştıkça ben hep onu söylüyorum. Biz daha haz almıyor musunuz? Daha keyif almıyor musunuz? Ben her gece bir iki iş böyle yatağa akşam başınızı daha rahat koymuyor musunuz? Şu böyle şu omuzlarında bir rahatlık hissediyorum. Evet. Biz bunları şu anda sahadayız. Birçok deprem öncesi. Tabii ki şu anda biraz daha enerjimizi deprem bölgesine harcıyoruz ama bu meseleler bittikten sonra da yine sahada olacağız. Günlük faaliyetler devam edecek. Biz mesela şeyi de yapıyoruz. Yani insanların birçok insanımız bunu bilmez ama mesela evinizde yeni sıfır eşya alacaksınızdır. Koltuktur işte vesaire. İkinci el olan düzgünleri biz alabiliyoruz. Öyle mi? Bizim kullanılabilir nitelikte olanlar. Kullanılır, temiz, düzgün olan. Biz zaten hafiften bakımlarını da yapıyoruz bizim. Yani çöpün kenarına koymak yerine örneğin. Çöpe atmaktansa vesaire yapmaktansa. Direkt Kızılay arasından. Bizi arayın. Evet. Biz geliyoruz. Ekip direkt aracınızla geliyorsunuz. Araçlarımızdan Kızılay çok olarak güzel. Sizin o ikinci el eşyalarınızı alıyoruz. Harika. Bunları depomuza götürüyoruz. Tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine de bunları veriyoruz. Ne güzel. İnanın. Bu bir gönül köprüsü işte. Aynen. Mesela bizim giysi kutularımız var biliyorsunuz. Biliyorum tabii. Sonuçta ben hep onun şunu söylüyorum. Yani hem o kutulara atarak doğayı mutlu edelim hem de bir insanı mutlu edelim. Çünkü o giysi kutularımızdan gelen işte biliyorsunuz bazen onlar ayrıştırılıyor. Temiz düzgün olanlar yıkanıp hijyenik koşullar oluşturularak veriliyor. Bazıları da iplik fabrikalarına ve üslubu fabrikasına tabii, gidiyor. Doğru. Yırtık da olsa atın diyorum. Evet. Sonuçta bunlar gelir elde ediyor Kızılay'ın. Hı hı. Ne yapıyoruz? Bunlarla işte ihtiyaçlı olan ailelerimize gıda yardımı, öğrencilerimize burs, nakdi yardımlar vesaire bunlarla yapıyoruz biz. Mesela elektrik su faturasını ödediğimiz ailelerimiz oldu. İhtiyaçlı olan ailelerimiz biz bunları da yapıyoruz. Çok yani. Doğru. Evet. Bu şekilde o Kızılay kutularına da sahip çıkalım diyorum. Yani en azından çöpe atacaksınız. Çöpe atacağınıza Kızılay kutusunu atın en azından. Bence de öyle. Ömür Bey çok keyifli sizinle sohbet etmek. Yani ben teşekkür gerçekten daha konuşulacak çok konu var ama inşallah bundan sonraki süreçte böyle mücbir sebeplerden, afetlerden uzak, daha aynen. Huzurlu, daha bu anlamda inşallah kendimizi de farklı konulara konsantre edebileceğimiz süreçlerde ve sohbetlerde buluşuruz. İnşallah. Sizin nezdinizde tüm Türk Kızılay'ı ekiplerine İzmir depreminde ve diğer faaliyetlerde ciddi emekleri olan çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Amin. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Ve başımızdan eksik etmesin Türk Kızılay'ın diyorum. Amin. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Söz hakkı verdiğiniz için. Her zaman seve seve. Ne zaman isterseniz kapılarımız açık. Çok teşekkür ediyorum. Değerli seyircilerimiz, Türkiye'nin en önemli ve 1,5 asırlık tabii 150 yılı aşkın bir süredir hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından birinden devletin sıcak elini, kollarını, şefkatini her daim bizde hissettiren ve son dönemde imajını da, vizyonunu da çalışma yöntemini de bu konudaki reflekslerini de hayli geliştirdiğine tanık olduğumuz hele hele sınırlarımızın dışında görev yaptığında uluslararası arenada göğsümüzü kabartan bir kuruluşunu Kızılay'ı konuştuk. Türk Kızılay'ı İzmir Konak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Şanlı'yla. Teşekkür ediyoruz Kent ve Ekonomi programında bizlerle birlikte olduğunuz için. Yine bir başka programda inşallah gündemden bir başka konuyu yine kendi alanında uzman, yetkin, değerli bir isimle bu ekrana taşıyabilmek ümidiyle sağlıkla kalın efendim. Thank you.